Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Varlıklar nereden geliyor ve nereye gidiyor? Gerçekten belki de çok az düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Esasen şu varlık dediğimiz bütün mevcudat alemi Allah'ın iradesiyle bu dünya alemlerine geliyor. Sanki bir nehir ve bir güneş ışığı gibi Kainat sürekli akıyor. Mesela bir nehirdeki bizim gördüğümüz sular, bir dakika sonraki sular değildir veya bir dakika önceki sular da değildir. Böyle hızlı akan bir nehir düşünelim. Sadece o anda gözümüzün önünde akan suyu görürüz. Bir saniye sonraki sular daha gelmemiştir. Bir saniye önceki sular da gitmiştir. Demek ki bir nehir nasıl kesintisiz akarsa orada nehir görülür. Öyleyse şu kainat da bir nehir gibi kesintisiz Allah'ın hazinesinden, Allah'ın isimlerinden şu zaman meydanında akıyor. Biz sadece o anda akanları görüyoruz. Bir saniye öncekiler gitmiş ve henüz bir saniye sonrakiler de gelmemiş. O halde kainat Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın emriyle akıyor ve devam ediyor. Aynı şekilde Allah'ın emriyle sanki yürüyor ve mahlukat Allah'ın izniyle tabiri caizse zaman nehrinde sürekli akıyor. Gayb alemlerinden şehadet alemlerine gönderiliyor ve burada vücut giydiriliyor Allah tarafından. Varlık sahasına sürülüyor. Arkasından tekrar muntazam bir şekilde bu dünyadaki vazifeleri bitince ahiret alemlerine akıyor ve devam ediyor. Aman ya Rabbi. Biz dünyada gördüğümüz ışıkların tamamı güneşin ışıklarıdır. Yani güneşe ait olan ışıkları kastediyoruz. O güneşin ışıklarından gördüklerimiz bir saniye önceki ışıklar değil. Ve bir saniye sonraki ışıklar da değil. O anda güneşten bize gelen ışıkları görüyoruz. Demek ki bütün bu ışıklar olmuş, var ve devam ediyor değil. Kesintisiz olarak bir kaynaktan geliyor ve biz o andakileri görüyoruz. Daha sonrakileri göremiyoruz. Sanki Allahu Teala ezeli güneşimiz, ezeli sahibimiz ezeli malikimiz olan Allah bütün kainat alemini ve varlıkları kesintisiz yaratıyor. Yani bir yaratmış da var olmuşlar da öyle devam ediyorlar değil haşa. Her bir varlığı her an var ediyor. Bir an ondan Allah isimlerini, kudretini, iradesini, emrini çekse varlık diye bir şey kalmayacak. Nitekim güneş ışığını kesse yeryüzünde ışık diye bir şey kalmayacak. Veya az önce verdiğimiz örnek gibi nehrin kaynağı olan su kesilse nehirde su diye bir şey kalmayacak. Öyleyse bütün kainat Allah'ın emriyle mütemadiyen sürekli kesintisiz olarak gayb alemlerinden geliyor, şu aleme uğruyor ve buradan tekrar maziye, geçmişe döküyor. Demek ki şu mahlukatın şu akması, şu gelip ahiret alemlerine göçmesi hakimane, rahmet ve ihsan dairesinde. Ve şu yürüyüşü gidişi gayet alimane, hikmet ve intizam dairesinde. Ve şu cereyanı gayet rahimane, şefkat ve mizan dairesinde. Baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle ve gayelerle yapılıyor. Demek ki, bir Kadir-i Zülcelal, bir Hakimi i Zülkemal mütemadiyen tavaifi mevcudatı ve her taifi içindeki cüz'iyatı ve o tayfelerden teşekkül eden alemleri kudretiyle hayat verip tavzif eder, sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder, alemi gayba gönderir daireyi kudretten daire ilme çevirir. Demek ki hiç mümkün müdür ki bu kainatın seylanını, cereyanını ve deveranını kainatı yaratan zattan başkası yapabilsin. Haşa ona bir müdahalesi söz konusu olabilsin. Öyleyse şu kainatı heyeti mecmuasıyla çevirmeye muktedir olmayan ve bütün zamanlara hükmü geçmeyen ve alemleri hayata mevte bir fert gibi mazhar etmeye kudreti yetmeyen ve baharları bir çiçek gibi hayat verip yeryüzüne takıp sonra mevtle ondan koparıp alamayan bir zat Mert ve imateye sahip çıkabilsin.